Beko Gündem Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Seyirciler, her salı saat 8'de Eko Gündem'de olduğu gibi karşınızdayız. Bu hafta konuk almadık. Ayşem Hocam'la birlikte yaşanılan bu pandemiyle yaşanılan sıkıntılı ekonomik süreçleri irdelemeye çalışacağız. Hem dünyada hem ülkemizde hem de ana vatanda. Çünkü sonuç itibariyle biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin tabiri caizse bir ifade var. İşte hasta olursa, grip olursa biz burada zatürre oluruz gibi bir yaklaşım yıllardır sürdürüle geliyor ve bunun yaklaşımı da gerçekten doğru. Çünkü hissediyoruz, Türk lirası kullanıyoruz. Ana çıkış kapımız ana vatan Türkiye Cumhuriyeti, her türlü ulaşım, emtia gibi tüm ürünlerin, turizm, yüksek öğrenim gibi ana lokomotif dediğimiz sektörlerin bile Türkiye Cumhuriyeti üzerinden döndüğünü biliyoruz. Dolayısıyla birinci derecede etkilendiğini, ülke ekonomimizin son derece birinci derecede etkilendiğini biliyoruz. Bu çerçevede baktığımda programa gelmeden evvel, aslında pandeminin bu birkaç haftadır yatay seyir içerisinde olduğunu, inşallah yani o şekilde de devam eder. 24 yerel 33 pozitif vakaya rastlandığını, bugün itibariyle 39 kişi de taburcu edilmiş. Tabii ki gönül ister ki işte biliyoruz yaklaşık 100 bine yakın Türkiye Cumhuriyeti ana vatandan gelen aşı var. 24 bin sonra daha fazla artan Avrupa Birliği'nin gelen aşılarla 40 bin, 140 bine yakın bir aşı var. Gönül ister ki bu aşı oranının daha da yukarıya çıkması ve aşılanmayla birlikte ülke ekonomisinin tam açılım sağlaması gerekliliği üzerinde her zaman programda da ben vurguluyorum. Çünkü biz ada ülkesiyiz. Ada ülkesi olduğumuzdan ötürü gerçekten bu pandemiyle birlikte ülke ekonomisi çok yara aldı. Ülke ekonomisinin yara alması, tüm sektörlerin sekteye uğraması kamu maliyesine de sirayet etti ve gerçekleşecek olan gelirlerde azalma olduğunu gözlemledik. Bu programda da bunu verilerle de irdelemeye çalışacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen kaynak bu ay sonu itibariyle, Nisan sonu itibariyle yansıdı. Ne kadar yansıdı, ne kadar yansımadı bunları da ele alacağız. Piyasaları konuşacağız. Son derece önemli basına da yansıdı. ELSE'nin, elektrik kurumunun enerji sektörü dolayısıyla son derece önemli. Süresiz bir grev vurgusu var. Programa gelmeden evvel baktığım ana başlıklar. Ne oluyor ELSE, elektrik kurumunda neler olur? Bunları da yüzeysel bir bakarız. Fakat baktığımda gerçekten Maliye Bakanlığı bayramlık ödemelerini bugün itibariyle yaptığını, Aralık ek mesai ödemelerinin yarın itibariyle ödeneceği ve geriye işte 4 aylık ek mesai sorumluluğunun, mükellefiyetinin, maliyenin devam ettiğini, ekonomi noktasında neler var, neler yapılıyor, neler vaat ediliyor veya neler planlanıyor, bu konuları da irdelemeye çalışacağız. Sanırım Ayşem Hocam finans piyasasını irdelemek gerek bizim inan. Çünkü kur hocam çıkıyor yani. 11.75'e sterlin 11.75'e dayandı. Neredeyse 12'ye geliyor. İstenmeyen sonuçlar doğuracağını hissedebiliyoruz. Çünkü pandemiyle birlikte daralan ülke ekonomisi dövizin etkisiyle çok daha kötü süreçlere evriliyor. Döviz krizi de aynı şekilde tırmanıyor. Bunun yansıması da maalesef ülke ekonomisini negatif yönde etkiliyor. Ne oluyor ki kurlar hocam? Yani Türkiye'nin verileri de yani baktığımda cari işlemler hesabının daraldığını yani beklentinin daha altta olduğunu bugün ben finans piyasalarından takip ettiğim kadarından okudum. Ama ne var ki ki sıkı para politikası noktasında da açıklaması var. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın diyor ki biz sıkı para politikasına devam edeceğiz.
bu sıkı para politikasına devam edeceğiz vurgusunun üzerine faizleri geçen hafta %19 bandında Merkez Bankası sabit tuttu. Buna rağmen kur artıyor. Nedir güvensizlik ki Türkiye'den yabancı yatırımcı gelmiyor? Bunun ana sebebi bu. Güvensizlik unsuru hala daha Merkez Bankası'ndaki o değişikliğin yarattığı etki mi bu? Bir. İki. Yoksa beklenti var Amerika tahvillerinde veya faizlerindeki artıştan dolayı mı? Ne diyeceksiniz hocam? Öncelikle bu döviz olaylarından biraz bahsetmek istiyorum ben. Yani artık ülkeler birbirlerine savaş açarken böyle topla tüfekle açmıyorlar ve artık eğer bir ülke diğer ülkeyi çökertmek istiyorsa bunu ekonomik güçleriyle yapıyor. Bundandır ki TL'nin üzerine çok fazla bir gidişat var. Çok fazla bir bizim politik olaylarımız bundandır ki dünya piyasalarını bu kadar etkiliyor. Ve aynı zamanda yani TL değer kaybediyor. Fakat bunun için ciddi bir savaş veriyorlar. Fakat güven kazanma kolay bir şey değildir ve şu anda politikadaki en küçük oynama bile güveni sarsmaya yetiyor ve bunlar da hemen TL üzerinde bize hissettiriyor. Ve bu hafta en önemli, yani bu dövizin oynamasındaki en önemli kararlar aslında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararları çok önemli rol oynuyor bu aralar TL'nin değeri üzerinde ve bu piyasaların beklentisi faizi artırması yönündedir. Yani dış piyasaların beklentisi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faizi artırması yönündedir. Ve bu hafta, geçtiğimiz hafta diyelim, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Ve Şahap Kavcıoğlu başkanlığına toplanan para politikası kurulu politika faizini %19 düzeyinde sabit tuttu ve bunun etkileri hemen piyasalarda görülmeye başladı ve yabancı ekonomistler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdiler. Birçok ekonomist için bunun sürpriz olmadığı ve doğru bir karar verdiğini kaydedildi. Fakat Societe General gelişmekte olan piyasalar strateji direktörü Phoenix Kalen de kararın beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini fakat Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 3. çeyrekte 100 puan indirime gidebilir dedi. Ve bunun daha sonra politika faizini %19 sabit tutarak sürpriz yapmadığını fakat bunun şahin tonda olduğunu dikkat çektiler ve açık kapı bırakıldığını dile getirdi. Yani bu faizdeki en ufak oynama bile TL üzerinde etkiye yol açıyor ve TL'nin mesela faizin düşmesi demek büyük ihtimal döviz kurlarının fırlamasına neden olacaktır. Şimdilik sabit tutuluyor. Bu da enflasyonu dengelemek amacıyla sabit tutuluyor. Bakalım ileriki günlerde göreceğiz. Tabii bununla ilgili hocam bugün Merkez Bankası'nın para politikasıyla ilgili bir özeti var. Yani kurul toplanacaktı, para politika kurulu. Toplantı öncesinde diyor ki para politikası duruşu enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskler dikkate alınarak temkinli bir yaklaşımla enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi ve fiyat istikrarı hedefine ulaşılması odağı belirlenecektir diye bir vurguda bulundu. Tabii ki Merkez Bankası, Türkiye Merkez Bankası da süreci takip ediyor. Fakat an itibariyle bakıyorum ben sterlin 11.78, euro 10.11, 8.30 yani en fazla yine euronun değer kazandığını Türk lirası karşısında görebiliyorum. Süreç Türkiye Türk lirası açısından cinsinden çok da iyi olduğu vurgusunu alamıyorum ben. İnşallah önümüzdeki süreçte bununla ilgili önlemleri Merkez Bankası alır ki biz de ülkemizde daha fazla döviz cinsinden işte sterlin kullandığımızdan dolayı iç piyasa dinamikleri çok etkilenmekte. Emtia satışları bilakis döviz cinsinden olduğundan ötürü iç piyasada sıkıntılar yaşıyoruz. Bunun dönüşümü nasıl olur? Çünkü Haziran sonu itibariyle dediğim gibi programın başında da haberde, tahvilinde veya faizinde bir artış beklentisi var. Bu artışın gerçekleşmesiyle birlikte Türk lirası daha da değer kaybeder mi? Veya
dediğiniz gibi, sizin de vurguladığınız gibi gerçekten dış yatırımcıların politika faizinde artırım vurgusu, beklentisi vardı. Bu artış olur mu önümüzdeki süreçte? Çünkü faizin artması yatırımı biliyorsunuz yani göreceli olarak sıkıntıya sokacak olan bir süreç faizlerin artmasıyla birlikte. Bu bir yönden de enflasyonu tetikleyebilecek bir unsur. Bu çerçevede baktığımızda süreç nereye evrimleşir? Çünkü pandemiyle birlikte gerçekten bütün gıda ürünleri veya tedarik zincirindeki dağıtım ağları pandemiyle birlikte fiyatlandı aslında. Çünkü o satış ağları etkilenmiştir. Gıdaya erişim noktasında talep, arz talep dengesi değişmiştir. Dolayısıyla o üretim noktasındaki üretim hacmi daralmıştır. Dolayısıyla fiyatlanma yüksek seviyede. Bunun bir de etkisi kur noktasından olunca Türkiye Cumhuriyeti'nin cari işlemler açığı işte bazı ürünler noktasında okuduğumuz kadarıyla edindiğimiz bilgi neticesinde veriler aslında export yani ihraç ettiği ürünler noktasında bir artı pozisyonda. Gönül ister ki işte şimdi şu anda kapanma süreci yaşıyor Türkiye Cumhuriyeti. Kapanmayla birlikte inşallah vakalar daha da daralacak, sayısı azalacak, vakaların azalmasıyla birlikte aşılanma ki biliyoruz korkunç bir aşılanmayla ilgili bir talep, bir protokol imzalamış Türkiye Cumhuriyeti gerek BioNTech'den gerekse Sinovac aşısıyla birlikte. Bu aşılamaların artmasıyla birlikte gelecek olası turizm gelirlerinin çünkü çok büyük bir beklenti var ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dış ticaret açığını kapatan yegane unsur turizm. Turizmden de geçen yıl yeteri kadar gelir elde edemedi Türkiye Cumhuriyeti. Bu yıl beklenti var fakat Covid de var. Nereye evrimleşir, nereye dönüşür? Türkiye'nin ürettiği, ihraç ettiği ürünler de siz de biliyorsunuz ki çok da niş veya değerli ürünler değil. Yani işte çok ufak bir ürünü üretirsiniz ama çok büyük bir mal elde eder. Bilgi teknolojileri üretmiyor Türkiye Cumhuriyeti. Bilgi teknolojilerini üretip bunları pazarlayıp bunlardan çok daha kar elde etme olasılığı olsa yani nasıl diyelim teknolojisini geliştirip bu teknolojiye odaklı satış portföyünü artırabilse Türkiye Cumhuriyeti daha fazla döviz girdisi olacak. Evet. Fakat yaptığı ihracatlarda maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nin daha sanayisi düşük veya nasıl ifade edilir? Daha bacasız sanayi mi? Evet, bacasız sanayi de diyebiliriz veya aramallar üretim noktasında üretim yaptığından dolayı satış haşmi işte bir Almanya'nın, bir Çin'in, bir ABD'nin ihracat ürünlerinde kazanım elde ettiği oranda değil. Bunu tabii ki zaman ister. Yani o teknolojiyi yakalasın. Yıllardır zaten Ar-Ge çalışmalar yapıyor Türkiye Cumhuriyeti. Fakat gelinen aşamada önümüzdeki bu Covid'in salgınının etkisi ve Covid'in salgısının etkisinin azalması olursa ki beklenti o yönde. Kurlarda da çünkü döviz girişi turizmle birlikte döviz girdisi olacak ve bunun yansıması da Türk lirasına olumlu olacak diye düşünüyorum. Ne diyeceksiniz bu konuda hocam? Ben öncelikle ilginç bir haber okudum dün. Bu aşı konusunda yeni tip koronavirüs COVID-19 aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kârı bu çeyrekte, ilk çeyrekteki net kârı açıklanmış ve aşı satışının ardından gelirlerindeki sert yükselişle 1 milyar 128 bin 1 milyon avro olarak gerçekleşmiş BioNTech'in kârı ve aynı geçen 2020 Ocak-Mart ilk çeyreğinde ise 53.4 milyon avro zarar açıklamış BioNTech firması. Yani bu aşı üretiminde bu sene korkunç derecede bir kar sağlamış BioNTech firması. Ve aynı zamanda ortağı Pfizer ile birlikte bu yıl 1 milyar 800 milyon doz dağıtımı için 91 ülkeyle anlaşma yapılmış ve 6 Mayıs'a kadar 91 ülkeye 450 milyon doz COVID-19 aşısı teslimatını tamamladıklarını da bildirmişler.
ve BioNTech firması bu yıl aşı üretim kapasitesinin 3 milyar doza ulaşmasını ve 1 milyar 800 milyon doz aşının teslimatından 12.4 milyar avro gelir bekliyorlar. Aslında pandemiyle birlikte, yani bu rakamları açıklamamın sebebi kazananlar ve kaybedenler oldu. Kazananlar da oldu pandemi ekonomisinde diyelim. Kazananlar da oldu, kaybedenler de oldu. Gördüğünüz gibi bu işte aşıyı bulan ülkeler veya bu aşının bulunması, bunlar ülkelerine bir, zaten bir artı varsayım olarak dönüş yaptı. Aşam hocam zaten bir varsayım olarak da vardı bu dünyada. Yani işte bu salgını bilinçli olarak yayıldı, evet. Ve bu bilinçli salgının neticesinde aşılamanın olması ve bu sağlık ilaç sektöründe bir pazarın olacağı vurgusu ve bu pazardan da korkunç kaynaklar elde edileceği vurgusu vardı. Ve sizin yine söylediğinizden %4 düşüyor. Ha, bu süreç her ülkeyi vurdu tabii ki. Yani ve her arz talep etkiledi. Fakat bir gelişmiş ülkeleri, o kadar, yani gelişmekte olan ülkeler gibi etkilemedi. Yani gelişmiş ülkeler de nasibini aldı. Fakat bazı ülkeler, işte bu aşının bulunması, ekonominin iyi yönetilmesi, işte zamanında kapanıp açılma veya kapanıp açılırken doğru noktalara doğru finans aktarılması, bunlar bu ekonomileri kazandırdı aslında. Yani hatta ilk başlarda şu anda çok ekonomik daralma yaşanıyor, fakat bu sağlıkta alınacak, ekonomide alınacak doğru kararlar neticesinde daha da büyüme gerçekleşeceği. Zaten baktığımızda OECD verilerine de baktığımızda son çeyrek, yani 2021'in çeyreğinin açıklamalarını irdelediğimizde aşılamanın maksimum seviyede olduğu ülkelerde aslında hayat normalleşti. Yani evet. Ve orada ekonomik dönüşüm hızla oluyor. İşte İngiltere örneğini verecek olursak. Evet. Çin'de minimum seviyede, İsrail'de hakeza o dönemi ve bu artarak gidiyor. Fakat evet. Türkiye ekonomisine dönecek olursam hocam, ben son derece önemli bir sıkıntısı daha var. Çünkü neden? 2021 yılında beklenti dolar cinsinden varil fiyatına 65-70 dolar bandında olacağını akaryakıtın, ham petrolün, şimdi şu anda da 65-70 dolar bandında ham petrol. 2020 yılında ise bu petrol fiyatları ortalama 43 dolar civarındaydı. Yaklaşık %15 civarında bir fiyatlama oldu. Bu da enerji maliyetlerini Türkiye'ye artırıyor. Enerji maliyetlerinin artması demek tüm girdi maliyetlerinin artması, iğneden iple her türlü üretilen fiyatlaması anlamına gelmekte. Hı hı. Bu da yaklaşık 13-15 milyarlık dolar ithalatta bir girdi maliyeti oluşturuyor Türkiye'ye. Bu da Türkiye ekonomisinin negatif yönde etkilemesini sebebi veriyor. Önümüzdeki süreç ne olur ham petrol piyasasında bilemeyiz. Fakat bu da cari denge üzerinde Türkiye Cumhuriyeti açısından son derece olumsuz bir unsur diye de altını çizmek istiyorum. Tabii ki biz dönecek olursak hocam, yani şeyi irdelemek lazım. Yani işte her programda bunu konuştuk. Bu programda da bunu irdelemek lazım. Yani bizim gerçekten tamam, veriler, Türkiye Cumhuriyeti'nin verileri etkiliyor filan. Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine her zaman yardım ediyor. Fakat bizim yapmamız gereken neler? Yani bunun üzerinde durmamız lazım. Yani bunu işlememiz lazım. Bizi izleyen seyirciler olsun, evet, yöneticilerimiz olsun. Bunu üzerindeki duruşumuzu takip ettiklerini biliyorum ben. Bunun vurgusunu yapalım. Bir kere açık ve net konuşmak gerekirse, gerek kara sınır kapıları, gerekse deniz ve ulaşım kapılarının hızdan kontrollü bir şekilde açılımı gidilmesi gerek. Çünkü yaşanılan yaklaşık 15 aylık bir süreç var. Pandemiyle birlikte mücadele ediyoruz. Veya 14 aylık bir süreç var. Bir teşvibe edindik aslında, evet, bu pandemiyle birlikte. Ama Güney'le aramızdaki sınır kapısının kapalı olması sebebi, yani tek biz değiliz. Yani bizim yüzümüzden bu kapılar kapalı tabii ki, değildir tabii ki. Yani. Tabii ki. O konuda tek taraflı, işte biz atsak da onlar, evet, kapalı. O noktada değilim. Ama biz o çabayı sarf edelim. Çünkü bizim kazanımımız Güney Rum hükümetinden daha fazla olacaktır. Ha. Yani çünkü dövizin yükselmesiyle birlikte buraya sirayet edecek olan ticaret haşmi çok daha yüksek olacak. Bunu biliyoruz. Yaşadığımız geçmişte teşvibe var. En basiti petrol
ürünleri noktasında veya market noktasında. Çünkü biliyoruz kapılar kapanmadan evvel 7,5 civarındaydı. Yani 1,5 yıl evvel. Evet. Euro 7,5-8 bandındaydı. Şimdi şu anda onu devirdi, ilerliyor. Yani evet. %20-25 bandında artış var. Dolayısıyla oradaki vatandaşın da dini imanı yoktur. Yani bu paranın dini imanı yoktur. Ucuz olan ürünü seçmek durumunda. Burası da çok Rum, daha ucuz. Evet, Rum'daki yaşam standartına göre çok daha ucuz olur. Bu çerçevede ticaretin kayması olabilir. Ha, Rum hükümeti istemez bunu tabii ki. Yani size %100 katılıyorum ama biz bunu zorlamamız lazım. Evet. Yani bunu zorlayarak ülkeye bir şekilde o nakit akışını sağlamamız lazım ki buraya gelecek olan ekonomik canlılık hem ülke ekonomisindeki tüm sektörleri etkileyecek hem de kamu maliyesine giriş sağlayacak. Yani... Ha, turizm programa gelmeden evvel de 448 yolcunun geldiğini okudum. Evet. Kapalı turizm açısından. Bu olumlu, bunu geliştirilebilir, nasıl yapılabilir? Tabii ki bunda fireda oldu. Geçen gün bir basından okudum. İşte adam biletlikle turizm amaçlı gelip ülkede turizm amaçlı 3 günlük konaklama noktasında gelen kişinin biletlikle dışarıya çıktığını gözlemledik. Market alışverişine çıktığını gözlemledik. Bunlar olabilir. Fakat daha da etkin bir denetimle turizmin önü açılabileceğini evet. düşünüyorum. Yani normal pandemi dışında normal bir ekonomik gerilemede inşaat, sanayi gibi sektörler genelde etkilenir. Fakat hizmet sektörü ayakta kalır normal bir ekonomik gerilemede. Ama pandemide biz esas hizmet sektörünün çok fazla etkilendiğini gördük. Ve bu da bizim ülkemizde yani şu anda pandemiden dolayı çok büyük bir ekonomik durgunluk var aslında. Yani şu anda bayram öncesi ve sokağa baktığımız zaman gerçekten bir durgunluk var. Çünkü yani halkın şu anda para harcayacak veya işte bunu yani korkusu var. Acaba tekrar kapanır mıyız veya tekrar bir kısıtlama gelir mi diye bir korkusu var. Bizim aslında ekonomide benim gözlemlediğim yanlış yaptığımız bir durum var. Biz her sektöre yani bu pandemide kapandığımız zaman her sektöre aynı parayı vermeye kalkıştık. Bu aslında doğru bir şey değildi. Gerçekten tamamen durmuş sektörler vardı. Ve bu sektörlere daha farklı ve her sektörün kendine özgü bir yapısı olduğunu ve bu yapıya yönelik teşvikler, yatırımlar sağlanması gerektiğini düşünüyordum ben. Aynı zamanda bütün ekonomiler, dünyada diğer bütün ada ekonomileri de dahil, ada ekonomisi dediğiniz gibi turizmle veya yüksek öğrenimle ayakta kalır. Bizim de ülkemiz bu şekildedir. Aynen öyle. Şu anda önümüz bayram dönemi, sonrasında yaz sezonu açılıyor ve biz turizm için hiçbir şey yaptığımızı ben görmüyorum açıkçası. Yani turizme yönelik bir planlama yapılmamış. Yaz dönemine ait tabii, bir hocam, planlama yapılmamış. Planlama yapılmadı fakat şey var yani bunu da irdelemek lazım. Turizm bir önceki yıldan planlama yapılması gereken bir sektör. Ama yani, şu anda belirsizlikler var yani pandemiden dolayı bir önceki yıl yapılanlar tutmuyor. Aynen o. Bir, iki, turizm öyle bir sektör ki şimdi bu pandemiyle birlikte yurt dışından gelecek olan insan da bilmiyor. Yani güvenmiyor. Neye güvenmiyor? Bu ülkede işte sağlık koşulları nedir ne değildir. Tüm dünyada bu turizm noktasında, seyahat noktasındaki düşünceler herkesin kafasında rafa kalktı. Çünkü ilk önce sağlığını düşünüyor kişi. Sağlık sektörüne harcama yapıyor veya gıda sektörüne harcama yapıyor. Hayatını idame ettirmeye birinci öncelik elde etmiş. İkinci önceliği artık seyahat olmuş veya dinlenme olmuş aslında tüm dünyada insanların. Dolayısıyla turizmi daha cazip nasıl hale getirebiliriz? Bir de ulaşım biliyorsun basına da yansıdı bugün itibaren gerçekten ulaşım fiyatları çok yüksek ülkemizde. Evet. Hala buna çözüm üretilemedi. Yıllardır tartışılan bir konu. Fakat ulaşım sektörünün bu denli yukarıda olması da turizm noktasında ülkeye gelecek her bir bireyin kafasında soru işareti yaratıyor. Hem ya da mali yükümlülüğünü artırıyor. Dolayısıyla mali külfet arttığından dolayı
aynı şartlarda işte gidip Antalya'ya konaklayabiliyor. Aynı otel standardında daha ucuz maliyetle Antalya'da konaklayabilir bir 5 yıldızlı otelde. Neden 1000-1200 TL gibi bir ücret ulaşım parası versin gibi Türkiye'den gelecek olan 3 günlük turizmci arkadaşlar için. Yani mantıken böyle düşünüyorum ben. Dolayısıyla bu ulaşım sektörüne de bir çare üretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii pandemiyle birlikte biliyorsun kısıtlamalar vardı. Uçuş kısıtlamaları vardı. Bu dönem 6 adet uçuş olacağı vurgusu yapıldı. Evet. Ama dediğin gibi planlama olması lazım. Bir plan program çerçevesinde. Çünkü önümüz yaz. Covid vakaları paralellik seyrediyor. Yani geçmiş döneme göre daha nispeten değil. Yani ekonomi böyle bir anda kapıların açılmasıyla işte olacak bir şey değildir. Yani aç kapa değil yani. Tabii. Çok önceden plan program gerektiren yani ve şu anda çok ciddi bir plan gerektiren bir durum var. Ve bu yani biz çok küçük bir ada ülkesiyiz. Sonuçta turist buraya neden gelsin? Önce buna bir cevap vermemiz gerekir. Yani neden gelecek buraya? Direkt uçuş yok. Türkiye üzerinden gelecek. Bunun karantina şartları var, aşı şartları var. Yani şu anda bizim böyle bir şartımız yok. Yani hangi aşıyı kabul ediyoruz, aşı pasaportu konuları var. Şu anda zaten çok ciddi bir turizm konusunda çok ciddi sıkıntılar var. Bizim turizmden beklentimiz nedir şu anda? Yani kimi nasıl bekliyoruz? Bunu bile bilmiyoruz. Yani hangi müşteriyi nasıl bekliyoruz? Hangi turisti nasıl ülkemize getireceğiz? Kısa sürede turizmden çok büyük bir beklenti içerisinde girmemek lazım. Ama önümüzde işte Eylül ayıyla ilgili yeni yüksek öğrenim sezonu açılacak ve bence turizmden çok daha büyük bir ekonomik katma değer sağlayan bir sektör olarak düşünüyorum ben yüksek öğrenimi. Çünkü turizm kısa süreli gelen tabii ki çok son derece önemli bir sektör. Fakat gelen bir hafta, üç gün gibi bir konaklamayla buraya girdi sağlıyor. Fakat yüksek öğrenim ile gelen kişi ki bu da bir turizmin çeşididir aslında. Yaklaşık 9 ay veya 10 ay ülkemizde konaklıyor. Ülkemizde konakladığı süreçte neredeyse dokunmadığı sektör yok. Yani gıda sektöründen tutunuz. Seyahat sektörüne kadar, ulaşım sektörüne kadar inanılmaz derecede ülke ekonomisini canlı tutan bir yapı. Büyük bir ivme vardı işte pandemiyle birlikte işte mezun olacaklar noktasında ülkeye giriş yapılması ve bu yüksek öğrenimde mezun olacak olanları getirtme çabası vardı. Doğrudur, son derece olumlu oldu. Fakat bunun karşılığında kamu maliyesinden de bir kaynak çıktı. Bu öğrencilerin ulaşım harcı kamu maliyesinin karşılığında. Bu tartışılır yani işte gelen öğrencilerin katma değeri ne oldu, kamu maliyesine yansıması ne oldu? Bu tartışılabilir yani olumluydu, olumsuzdu. Fakat önümüzdeki süreci YÖDAK başkanı da atandı biliyorsunuz. YÖDAK son derece önemli yüksek öğrenim değerlendirme akreditasyon kurulu. Sayın Turgay Avcı bu konuda da bizim geçmiş dönemde de hocamızdı üniversitede Doğu Akdeniz'de. Bu konuda YÖDAK'ın çok aktif bir görev Maliye şeyle, Eğitim Bakanı'yla birlikte çok aktif bir görev üstlenmesini ve bu plan programını yüksek öğrenim noktasında hızla hayata geçirmesi noktasında çok büyük bir sorumluluk düşüyor aslında. Hem Eğitim Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu'na hem de YÖDAK Başkanı Turgay Bey'e ve YÖDAK üyelerine. Çünkü yüksek öğrenim dediğim gibi ülkeye katma değer noktasında en büyük paya sahip yegane sektör. Dolayısıyla yüksek öğrenimi olsun kaçırmamamız lazım. Bence yerli üretime de destek verilmeli. Yani KKTC'de yerli üretime büyük destek sağlanmalı ve şu anda yapabileceğimiz yani kendi içimizde bir büyüme sağlanabilmesi için yerli üreticiyi destekleme. Yani biz nasıl rekabet edebiliriz? Mesela hellim konusu gerçekten çok önemli bir konu ve bunun için çalışmalar henüz başlatılmadı. Henüz bir standartlar oluşmadı. Yani Avrupa Birliği veya diğer ülkeler oturup da bizi bekleyecek değil biz ne zaman hazır olacağız
diye. Aslında bu üreticilerin çoğu sanayi odasına bağlı. Sanayi odası bunun bir öncülük yapması lazım diye düşünüyorum ben şimdi sesli olarak. Sanayi odasının öncülüğünde ve tabii ki Ekonomi Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, herkese bir komisyon oluşturulması lazım. Bu hellim konusunda yapılması gereken işte Avrupa Birliği'nin aldığı kararların neticesinde ne gibi bu ürünün geliştirmesi için nelere ihtiyaç var veya teşviklendirme çerçevesinde yeni teşvikler mi yapılması lazım? İşte biliyoruz Rum, yanımızdaki Rum hükümeti bu hellim noktasında küçük başın teşviği için her bir üreticiye maddi katkı sağlamış. Onlar düğmeye basmış durumdadırlar. Evet, maddi katkı sağlamış. Maddi katkı mı sağlamak lazım yoksa farklı bir formül mü geliştirmek lazım? Bunu gerek Sanayi Odası, dediğim gibi Ticaret, Ekonomi Bakanlığı ve Maliye tabii ki hakeza işin içinde ve Tarım Bakanlığı bir özel komisyonla bu işin plan ve programını yapması lazım. Hep vurguladığımız plan program. Evet. Ama sürdürülebilir plan ve programlar. Tabii, havada kalan düşünceler değil. Yani biz yıllardır plan program yaparız fakat uygulanabilir noktasında büyük sıkıntılarımız var. Bu noktada bu sıkıntıların devamını da yaşıyoruz ülke olarak. Bir de hızlı şekilde hükümetlerin değişmesi, bu mali imzalanan veya yapılan plan programların uyumlaştırılması veya hayat bulması noktasında sıkıntılar yaşıyoruz. Süreç ne getirir ne götürür bilemem fakat dediğiniz gibi işte bu süt hellim noktasındaki plan programın olması noktasında protokoller de hayata geçemiyor. Örneğin son protokolde 430 milyon geldiğini biliyoruz. Fakat geldiği vurgulandı diyelim. Evet. Fakat 265 milyon geldiğini görüyoruz. Bu noktada sizin... Evet. Yani 2021 Nisan verilerine baktığımızda yönetmen arkadaşım da yansıdırsa verileri ekrana çok daha net göreceğiz. 2021 Nisan verilerine baktığımızda biz geçen yılla karşılaştırdığımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin imzalanan biliyorsunuz bir protokol var. Evet, 430 milyon geldi. Sayın Başbakanımız Ersan Bey ve Maliye Bakanımız 430 milyon geleceği vurgusu yapmıştı. Fakat 265 milyon geldiği gözlemleniyor. Evet, yani ilginçtir tabii ki veriler. Bu verilerin hepsini biz Maliye Bakanlığı'ndan web sayfasından aldık. 430 milyon gelmesi gereken kaynağın 265 milyon 649 bin olarak geldiğini gözlemledik. Tabii biliyorsunuz protokol 2,5 milyarlık bir protokol imzalanmıştı. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nden geçen yıldan 2020'den devreden kaynakla bu rakamın 3 milyar 230 milyon olduğunu gözlemliyoruz. Buradaki verileri de böyle okla göstermeye çalışıyorum. Geçen yıldan devreden rakamından. Fakat dediğin gibi çok ilginçtir. Bilmiyorum nereden kaynaklanır. Bu veriler sonuçta düzenleyen arkadaşlar doğru mu yansıttı? Bunu da bilmiyoruz. En doğru cevabı Sayın Maliye Bakanımız Dursun Bey bunun cevabını verecek. Ama basına yansıyan 430 milyon Türkiye Cumhuriyeti'nden, ana vatandan hem yardım hem de kredi geldiği kaynağın 430 milyon geldiği kaynağın buradaki verilerle örtüşmediğini gözlemliyoruz. 265 milyonluk bir kaynağın geldiğini, bunun TC hibesi olarak savunmaya 165 milyon olarak geldiğini, 100 milyon ise kamu maliyesinin desteklenmesi olarak kamu maliyesi hazinesine girdiğini gözlemliyoruz. Bu veriler bize bunu gösteriyor. Dolayısıyla bunun açıklamasını dediğim gibi Sayın Maliye Bakanı açıklayacak. Evet. Çünkü kamuoyuna 430 milyonun kaynağın hazineye girdiğini vurgusu yapılmıştı. Fakat kendilerinin yayınlanmış olduğu Maliye Bakanı'nın web sayfasından edindiğimiz bilgi itibarıyla kaynağın 265 milyon, bunun 165 milyonu savunma, 100 milyonu ise kamu maliyesinin desteklenmesi için gelmiş. Tabii ki bunu bir de ifade edelim. Yani savunma için 165 milyonun biliyoruz zaten Ocak, Şubat, Mart kendi iç dinamiklerimizle ödediğimiz bir unsur vardı. Onun toplamıdır aslında 165 milyon. Bunu da vurgusunu yapalım. Dolayısıyla bunun 430 açıklaması yapıldı da buradaki veri 265 milyon.
Bunu belki veri yanlış girildi, bilemiyorum ama biz bir protokolleri de tam olarak yerine getiremiyoruz. Yani karşının bizden beklediği prosedürü uygulayamıyoruz. O yüzden mi acaba bu? Tabii ki yani finansmana doğru erişim noktasında sıkıntı mı var? Tabii ki yani Türkiye Cumhuriyeti'nden yıllardır protokol imzalanıyor veya 2018'de yani bunu da yaban atmamak lazım. Yani 2018 yılında biliyorsun Ayşem Hocam, Dörtlü Koalisyon Hükümeti'nde bir protokol imzalanamadı. 2018'in ortalarına kadar, Ersin Bey Tekele'ne kadar hükümete 2017'nin başında bir protokol imzalandı. Hayat bulmadı. 2018'de hiç protokol imzalanmadı. 2018'in ortalarında Ersin Bey'in gelmesiyle birlikte bir protokol imzalandı. Kısmen hayata geçti. 750 milyonluk bir kaynak aktarıldı. Bu yıl 2,5 milyarlık bir protokol imzalandı. Bunun geçen yıl devriyle birlikte 3 milyar 230 milyonluk bir kaynak akışı olacağını 2021 yılı içerisinde gözlemledik. Fakat 4 ayda gelen kaynak 265 milyon. Ha bunun yansımaları neden uygulandı, neden uygulanmadı? Vallahi eylem planı var. İktisadi Mali İşbirliği protokolünde mükellefiyetleri var. Kuzey Kıbrıs bunlar yerine mülkün getirilmiyor. Yani getiriliyor mu, getirilmiyor mu, onunla ilgili çok da bilgiye sahip değilim. Fakat bir sıkıntı oldu aşık. Çünkü kaynak bu kadar sıkışık bir süreçte, kamu maliyesinin sıkışık olduğu bir süreçte gerçekten kaynağa erişim noktasında, hele Türkiye Cumhuriyeti'nden gelecek olan kaynak Kıbrıs hazinesi için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hazinesi için veli nimet. Her bir TL çok değerli. Dolayısıyla bizim de tek erişim noktamız, her zaman vurguluyorum, yani anavatan Türkiye Cumhuriyeti. Her zaman da Kıbrıs Türk halkının yanında oldu. İşte yaşanılan biliyorsun, banka krizi olsun, bankalar krizi olsun, her türlü doğal afetler olsun. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin 74'ten veya 1963'ten veya 1960'lardan veya 1955'lerden itibaren hep Kıbrıs Türk halkının bu tarihi süreçte Kıbrıs davasında her zaman yanında olmuştur. Maddi ve manevi olacaktır da. Evet. Bilmiyorum, tabii ki dediğiniz gibi vurgulamak lazım. Yani protokoller hayata... Protokoller yazılır, ondan sonra kesin gelecektir. Yani oradaki maddeler de yerine getirilirse bunlar gelecektir. Yani oradaki plan, program, oradaki işte şartlar yerine getirilirse bu finansman da sağlanacaktır. Bunların da bilinmesi gerekir diye düşünüyorum ben yani. Tabii ki yani mutlaka oradaki eylem planlarının altına imza atılır yıllardır. Bunların gerçekleşmesi tahmini, neden imza atılır gerçekleşmeyecekse. Hı hı. Dolaylı yani direkt yollasın parayı da kullanalım biz. Öyle bir anlayış yok. Evet. Ben bir araştırma yaptım toparlanma ne zaman diye. Yani küresel dünyada, ekonomilerde ne zaman toparlanıyoruz diye. Ve küresel üretimin bu yılın ortasında pandemi öncesi seviyesine ulaşması bekleniyor. Ancak 2022'nin sonunda bile üretim ve gelirlerin pandemi öncesinde öngörülen seviyenin altında kalmaya devam etmesi olası deniliyor. Ve yeni COVID-19 varyantları karşısında aşı dağıtımı ve yönetimi dünyanın yakın gelecekte hangi yöne gideceği üzerinde etkili olunacaktır diyor. Yani ancak 2022'nin sonunda bile, yani 2023'te pandemi öncesinde öngörülen seviyelere ulaşma olasılığı vardır deniliyor. Yani biz şu an 2021'in başında, ortasına yaklaşıyoruz. Fakat 2023'te bunun düzelme olasılığı vardır diye de uzmanlar açıklama yapmışlar. Burada da toparlanma ne zaman sorusuna bu şekilde şu anda cevap buluyor. Ve yani küresel üretimin bir tek bu yılın ortasında pandemi öncesi seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu da doğru işte bu protokoller, doğru finans kaynakları, ekonominin ve sağlığın doğru yönetilmesiyle aşılanmanın ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak bunu söylüyorlar. Tabii ki hocam, yani bizler de yani işte televizyon başında program yapan sevgili arkadaşlarım da, ben de dahil, kendimi işte dışarı koymuyorum. Söylüyoruz.
işte bu yapılması lazım, o yapılması lazım. Ama fakat o koltuğa oturduğumuzda işler değişiyor aslında. Çünkü aşıya gelecek olursak, sizin vurguladığınız aşı noktası. Bugün aşıya tüm dünya erişimine odaklanmış. Ama aşı kıt kaynak. Herkes talep eder. Ama aşı yok, üretim kapasitelerinin maksimum seviyede zaten üretmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu noktada da yönetimsel işte aşı noktasında zafiyetler gösterebiliyor. Neden? Bizim elimizde ya da bizim yöneticilerin elindeki olan sıkıntıdan dolayı değil. Fakat dediğim gibi yaşanan kıt kaynaktır aşı. Herkes de erişim içinde girmeye çalışıyor. Bu çerçevede talep çok, arz çok, fakat talep yetişmiyor. Dolayısıyla bu sıkıntı var. Ha gelelim plan program noktasına. %100 katılıyorum. Son derece önemli bir vurgu yaptınız. Ülkede işte yaşadığımız bir 14-15 aylık bir süreç var. Pandemiyle artık nasıl yaşayacağımızı her bir birey olarak, bırakın devletin yönetimsel bilgi sahibine eriştiğini, artık her bir birey olarak pandemiyle nasıl etkili ve verimli mücadele edeceğimizi de öğrendik bireysel olarak. Bunun artık verdiği motivasyonla dediğim gibi tüm sektörleri denetim çerçevesinde aşmak lazım. Yoksa ülke ekonomisi daha da daralacaktır aşımızın. Evet. Son olarak yönetmen arkadaşımızı da uyarıyoruz. Sen ne demek istersin? Son olarak çünkü programı da kapatmamız lazım. Son olarak ben doğru sektörlere doğru kaynak yönetilirse bunun düzeleceğine inanıyorum. Ve umarım gelecek programlarda daha iyi konuşabileceğiz. Şimdi daha olumlu. Daha olumlu konuşabileceğiz, evet. Ama şu anda pek olumlu konuşamıyoruz. Evet, maalesef. Bakalım önümüzdeki süreç, tabii ki bu aşılanmayla birlikte dünyadaki yaşanan veya Türkiye Cumhuriyeti'nde finansal piyasalarda yaşanan olumlu veya olumsuz etkileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine nasıl olacak? Bizim en önemlisi programda Ayşem Hocam'ın da vurguladığı plan programın hızdan hayata geçmesi noktasında yapmamız gereken ödevlerini ne şekilde yapıyoruz, ne şekilde uyguluyoruz veya bunlarla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli ne gibi plan programlarımız var. Bunlar çok önemli. Türkiye'den gelecek olan kaynak neden geldi gelmedi tartışmalarına girmek istemiyorum. Fakat 430 milyonluk bir kaynak geleceği vurgusu, geldiği vurgusu vardı. Fakat Maliye Bakanı'nın web sayfasından da Ayşem Hocam vurguladı. 265 milyonluk bir kaynak geldi. Önümüzdeki süreçte bu kaynak Türkiye Cumhuriyeti'nden gelecek kaynağın önemi son derece önemli. Çünkü belli başlı sektörler burada hızlı bir şekilde beslenmesi lazım. Biliyoruz pandeminin ilk yayıldığı dönemlerde krediyle, çünkü sektörleri beslemek adına kredi, bankalardan kredi verilmesi gündeme gelmişti. Fakat o gündemdeki kredilerin şimdi ödemeleri geldi. Fakat neredeyse bir yıldır ekonomi canlanamadı ki o krediler ödensin. Bu da büyük bir sıkıntı. Bu kredilerin ödenmemesi durumu hasıl oldu. Şimdi ne çözüm üretiyor Ekonomi Bakanlığı? Bununla ilgili ne gibi çalışmalar var? Bunları da önümüzdeki haftalarda Erhan Bey'i burada konuk ederek ondan dinlemek arzusundayız. Şimdilik programı burada sonlandırmak istiyorum. Önümüzdeki süreçte inşallah olumlu ekonomiyle ilgili, finans piyasasıyla ilgili, ülke ekonomisi ve kamu maliyesine olumlu konular konuşmak için burada olacağız. Umuduyla şimdilik hoşça kalın. Kıbrıs Sağlık